Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe Ersun Yanal dönemindeki değil mi ilk, i̇lk mağlubiyet? Iç i̇lk iç Yenal İlk iç Ersun İnal'ın. Şeyde dahil mi? Eski i̇lk, şampiyonlu ilk... dönem. Ersun Yanal Fenerbahçe'ye geldiğinden beri ilk mağlubiyetini yaşadı. Ee, biraz enteresan maçtı Fenerbahçe için. İyi de oynadı Fenerbahçe aslında rakamlara baktığımızda ama Türkiye e, Kupası'nda da bir kere Olaymıştı. yenildiğini söylüyor Bayağı. Berkay. Ama lig maçı olarak ilk maçı. Ee, Ama şey abi. Biraz enteresan bir maçtı. Şimdi e, istatistikleri hormonlu hale getiren hı hı. maçlar oluyor böyle. Mesela şeyi hatırlar mısın bilmiyorum. Beşiktaş Akisar'dı galiba. Hı. İstatistiklere bak kağıt üstünde dersin ki bu nasıl maç falan. Aynen. Ama maç 1-0 olduktan sonra rakip sana izin veriyor zaten. Toplu oynamana da izin i̇şte veriyor. Antalya çok gömülü savunma kıplatıyor. yapıyor. Ligimizin kaleye en yakın savunma yapan takımı Antalya Spor. kağıt bak Antalya zaten golü at, atmış. istediği oyuna dönüştüğü için. Aynen ondan sonra oyunu zaten Antalya'nın istediği gibi oynamış. Yani i̇statistiklerin yüksek gözükmesinin sebebi zaten Antalya'nın istediği oyun. Hı hı. E sen kilidi açamıyorsan e burada onun getirdiği yani maç sürekli 1-0 oynandığı için sürekli sayılar e de çok erken bir golü şu var Ozan sağ açık Tolga sol açık oynadı. Şey Öyle başladı Galatasaray maçında olduğu hı. gibi. Ben kadroyu görünce Ersun Yanal'ın neden böyle bir şey yaptığını anlam veremedim ilk başta. Çünkü sahada da evet, teoride abi. düşünmüştür bir şey mutlaka ama Pratikte sorun olacağı çok belliydi. Oldu da çünkü Antalya zaten kaleye yakın oynuyor. Hele ki sen dediğin gibi Antalya en istediği şey başına geldi. Bir sürpriz gol attı. Daha da savundu. E bu sefer açmanız lazım. Açamadınız. Hatta şöyle söyleyeyim maç bir yani maça bakarsan bir sıfırdan sonra iki yani sıfır olma ihtimali çok daha yüksek bir maç oynandı aslında. Tabii tabii ay inanılmaz şeyler çıkardı. Ee, yani. Ee, sana net bir şekilde katılıyorum. Yani her maçın farklı kimliği olduğu işte bazen Antalya maçı senin için Galatasaray maçından daha zor. Ki öyle oldu. Yani ya da şey mesela Galatasaray Paris Saint Germain maçını iyi oynuyor. Gençler maçı kötü oynuyor. Neden? Şimdi i̇şte Paris'in oynadığı futbol topu alan bir futbol. Yani oyunu oynayan bir futbol. Denk takım, denk bir şey değil. Hani. Kal olarak Tabii daha fazla da de. Da oyun olarak, oyun olarak e, hani topu paylaşabildiğin bir takım evet. anladın mı? O zaman Galatasaray'ın bazı oyuncuları daha mevcut ligdeki performansının üstüne çıkabiliyorlar. Daha gösterişli oynayabiliyorlar. Ee, ama gençler bir maçta sen zorundasın. Fenerbahçe de öyle. Galatasaray maçına ver, ver Galatasaray'a ne yaparsa yapsın. Zaten şey dedi. Bir şey hani eksikleri de olduğu için Galatasaray'ın. Öne de savunmayı öne kur. Topu Galatasaray'a ver. Takım boyunu da kısalttın Türk Telekom'da. Çok Aynen. güzel oldu. Harika bir taktiğe Arkasına çıktı. çıkamazsın. İyi da. de abi Antalya aynı futbolu mu oynuyor? Alakası yok Aynen. yani. Hele maç Kadıköy'de Antalya Spor gelmiş ligin adamların senelerdir yani. yani. Buralarda olma sebebi zaten kompakt bir savunma yapabilmeli. Kim Bülent Korkmaz'ın en sevdiği şeydir o. Kayseri Erces'te bile onu yapmış. Tolga, o zaman. Tolga Ozan bence yani Galatasaray maçı için bile radikal. Yani uygulamada iyi olması ayrı bir şey. radikal uygulamaması başka bir şey. bu adamlar kanat oyuncusu falan değil abi. Aynen. Bu adamlar bak biri bak Tolga diyelim diğerinde de tamamen hayali atıyorum şu an fit bir Victor Moses çıktı tamam mı? Hı -hı. yine defans ya olmaz yani. Yine bir kanadın işlemi olacak normalde. Hı -hı. Ya sen Tolga Ozan çıkıyorsun, direkt kilitliyorsun. Ya sanki Roberto Carlos'ta kafu var da hani bunlar içeri yoğunlaşacak. Carlos gidecek, kafu gidecek. Böyle bir vallahi hani Fenerbahçe'de kafu yok, kafu yok. Roberto Carlos da yok. En azından şu bir an... vardı. Bir ara vardı şu <laughs> an yok. <laughs> o doğal olarak. Hı -hı. E, senin bu oyunla bir şey yapman mümkün değil. Ee, şimdi zaten sol bu arada şey de değil Hani orijinal sol bekin de böyle hani çok hücuma sürekli bindirme, bindirme odaklı bir oyun oynamıyor ee, Orada da bir yaman var ee, Sağ bekin geleli 2 hafta olmuş 10 gün olmuş da. hazır değil böyle hani şey olarak ki Ona rağmen çok zorladı kendini ee, Senin sadece İslam'ın yapacağı ortalarla bir hücum planı uygulan olmaz yani Elinde çok değerli bir santrfor var Çok hareketli bir santrfor kuvvetli bir santrfor var ee, hani aralara sızabilen bir e, forvet arkam var. ya bunlardan faydalanmak için kanatların uygun olması lazım. Kanatların da top alışverişine hı hı. E, ya da kanat aksiyonuna uy uyması gerekiyor. E, ya ben çok şaşırdım ben. De. Yani yüzde katılıyorum. Ersun Hoca'nın e, payı var bu maliyette. Yani ilk tercihinin payı var. Sadece Antalya maçı özelinde değil de son birkaç haftadır Fenerbahçe'nin skor alamamasında ya da oyununu skora dönüştürememesinde ana etken ne sence? Çünkü 5 maçı 4 e, maçta Doğru. galibiyet alamadı değil mi Fenerbahçe? Son 5 maçta bir galibiyet var. Asıl ben ana hı hı. sorundan bahsediyorum. Şimdi şöyle, e, mesela Trabzonspor, e, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe diyelim. Hani Allian Spor çok saygın bir iş yapıyor ama hı. şimdi doğal şampiyonluk adaylarını karşılaştırmak için söylüyorum. Tabii. Bunların arasında oyunu en iyi iki takım Trabzonspor'la Fenerbahçe. Oyun olarak Galatasaray'dan da Beşiktaş'tan önde Fenerbahçe. <laughs> Onu Tabii, kesinlikle. rahatlıkla söyleyebilirim. Trabzonspor'un kendine has arızaları var. Fenerbahçe'nin kendine has arızaları var. Bence oyun olarak Galatasaray ve Beşiktaş'ın önünde ama oyuncu kalitesi olarak o kadar önde değil. Hatta bence biraz geride. Ya Fenerbahçe'nin bu yani telafi edilebilir bir şey. Ocağa kadar zaten Fenerbahçe'nin öyle geride girme gibi bir durum olacağını çok zannetmiyorum. Ocakta birkaç eksiği gidererek yani ben transfer operasyonu. Onun üzerinden dokuzluk yapıyorsun ama o kadar büyük ihtiyaçlar vardı ki o tamamlayamadığın bir puan seni yaralayabiliyor. E, Fenerbahçe'nin e, işte kanatlarda belki Geri Rodriguez işte form durumu Bence ne bir kadar sol şüpheli. Back ve forvet gerekiyor. Yani birkaç takviyeyle bek ve kanatlara Vedat'ın üzerine çok yük bindi çünkü. Abi bir de Vedat'tan faydalanabilmek için oraları kullanabilmen lazım. Yani. Ya bazen de Vedat'ı da rahatlatmak lazım. Hani yanına belki bir ikinci santrofor atarak ya da başka bir şekilde belki oyundan almak bile Vedat'a iyi gelebilir. Çünkü çok baskı var. Abi üzere. şimdi mesela Gazişehir maçında deli gibi bir pres yaptım ama He. her maç yapamazsın. Yani öyle bir fizik gücü e, yok. Tabii zaten. o da insan sonuçta yani. Ee, şey yani ta takımca yaptın ondan faydalandı mesela. Yani şimdi oyuncunun e performans verebileceği mevcut oyunlar vardır. Hı hı. Oyun olarak dediğim gibi e pozisyon üret yani kaleye gitmede çok sıkıntısı yok e Fenerbahçe'nin. Yollarında eksiklikler olabilir, kanatlarındaki hı hı. problemden bahsediyorum. Biraz daha çeşitlendirirse, Fenerbahçe zaten şampiyonluk getirebilecek bir hücum oyunu oynuyor. Bunda sıkıntı yok. Sabıma yani savunmasında eksikleri var vesaire. Hı. Onlar ayrı şeyler. Dediğim gibi, onu hani o doğru eksikler, i̇şte kanatta belki biraz daha kalite ihtiyacı olabilir. Bunlar Ocak ayının ödevleri bence. Ama oyun olarak çok eksik yok zaten. Ama bunu da sonuca dönüştürebilmen için e, mevcut kadronun kalitesinden tam verim alman lazım. Çünkü bir tık gerisin. ne olursa olsun bak Galatasaray'a o kadar gömdük ne olursa olsun tek tek oyuncu olarak baktığında mesela Ersun Hoca'ya açık büfe gibi son 3 tane falan adam alır. inanılmaz bir takıma dönüşür Fenerbahçe. O temel oyunu var. kalitesi eksik. Kalite oyuncular eksik böyle. 1-2 tane. Onları tamamlarsa şampiyonlar rahatlıkla gidebilecek bir oyun. E, oyun var. Kalite şu, şu an şu şey, soru işareti. Ama e, önümüzde de çok acayip bir süre yok. Şimdi zaten e, Ekim'in 20'sine doğru. 18'inde falan maçlar 18 olacak. başlıyor Galatasaray Sivas maçı. İki buçuk ay ya var ya yok yani. Aslına bakarsan. E, kimi milli arada daha olacak. Hani bunları... Peki Fenerbahçe ilk yarı sonunda nerede görüyorsun? Ligin neresinde? Li, yani ya lider ya liderin böyle hani, yanında yani. Çok hmm. anda değil. Fenerbahçe dediğim gibi, yani lige en uygun oyunu olan Trabzonspor'la birlikte takım şu anda şey olarak. Hı -hı. a Trabzonspor'un e, kadro derinliği problemi var. E, bir de e, onda da savunmada da şeyler var, eksikler var Savunmada eksikler var tabii ki. Bir de Nova da kaybetti şimdi. Şimdi e, şeyi bakacağız. Yani Staric biraz topa girmeye başladı. Staric Sorlothlu formülü nasıl Hı -hı. E, oluşturacak hoca? Yani Ünal hoca hakikaten. E, çok takdir ediyorum yani. Kaldı ki ilk geldiğinde ben çok şüpheli bakmıştım. Televizyonda söylemiştim bunu. Ee, i̇yi ki de yanılttı. Hakikaten e, çok büyük de evet, bir karakter ortaya koyuyor. Şey Ve ben şu anda da tam tersi. Biraz hı -hı. gereksiz eleştirildiğini düşünüyorum. Kesinlikle onu birazdan Trabzonspor konuşurken ele alacağız. Ee, Savunmaya geçeceğim Fenerbahçe'de. Adil Rami sence milli maç arasından sonra muhtemelen artık ilk 11'de olacak. Çünkü Jason evet iyi niyetle mücadele ediyor. Evet kalitesi var. Bazı maçlarda iyi de oynadı ama bireysel hataya çok müsait. Bu çünkü maçta da kötü oynadı. Değil. Değil evet, abi. Iyi oynuyor, Bu maçta işte, da iyi oynadı da işte öyle bir pozisyon bunu göze alacaksın abi. Ama. Evet yani çok riskli bir pozisyon çünkü. Arkan boş çok basit. Arkan kaleci yani. için doğal hani ana felsefesinde en son adam olarak görevli. Orada defansif orta saha gibi daldı. Heh, öyle dalınca çünkü ezberi o. Arkası boş. Gol öyle yendi zaten. Yani orada değil işte Jair sonra belki de kulübesi görünebilir Rami gelince. Ee, olabilir, e olabilir, haklısın Çünkü yani. Gustavo Emre var orada, sen, hani onları şu an için keseceğiniz. Ozan var abi. Ozan var. Yani her ne kadar. İşte geçen Kendi bölgesel oynasa şey. oynasa da. Tabi yani orada belki Ozan e, Gustavo Emre üçlüsüne dönebilir ama o zaman Max Kurzen'in e, pozisyonu tabi sola kayabilir. Bunlar hep konuşulacak şeyler ama Ramy e, sence direkt olarak çare olur mu? Abi işte o fiziksel olarak ne tamam. kadar e, hazır hale geldiğine bağlı, geleceği geleceği hale bağlı ben biraz o noktada ya sonuçta idmanları izlemediğim için bir şey diyemem <laughs> ama ne kadar fit hale gelirse ya ortalama bir abi bile şu an bu takımın en iyi stoperi olur.